Herkese merhabalar, Pınar ben. Bu kanalda bol bol F1 konuşuyoruz. Bugün bol bol F1 konuşmak için çok sevdiğinizi düşündüğüm bir ismi çağırdım. Kendisini ben ayrıca zaten kişisel hayatımda da çok seviyorum. Sadece Formula 1 olarak değil, o ile tanıştık ama arkadaşlık dostluk noktasına da geldik kanala bu kadar geç gelmesi daha doğrusu yani ben, <laughs> onun, onun geç gelmesinden değil bir türlü böyle ortak şey bulamadık ne yapalım ne edelim hep konuşuyorduk ama yine de iyi ki geldin Mali. seni burada ağırlamak çok keyifli hoş geldin hoş bulduk Evet gerçekten yani kanal 3. Üç, senesi oldu mu? 4 sene. Ha yok hatta 2010. Aslında bir şey söyleyeyim kanalda ilk videolarından bir tanesinde vardı. 2017 bakıyor sayarsan. <laughs> evet evet. Konuk doğru, olarak evet. gelmedim belki ama. İ 2015 <laughs> sene olmuş bak aslında. Neredeyse. İlk, ilk video muydu peki şey bakıyor? Evet. Maceranın yani. ilk başından başladın aslında. <laughs> 2017 yaz o zaman 5. yılını şey 2022 yazında 5. yılını kutlayacağız kanalın o zaman. Evet, Aynen, hayır, bayağı güzelmiş. olmuş böyle düşününce evet. işte. Orada... biz seninle tanışıldı 11-12 sene falan oldu işte 2010 TRT F1 oraya gidip hep beraber izlediğimiz dönemde 10 ee, sene hmm. artık arkadaşlıkların kırılmadığı dönemlere giriyorsun yani bu saatten sonra evet. artık bir şey evet, olmuyor evet, bu saatten sonra zor <laughs> biraz aslında seni belki bu kadar da hani geç ağırlamanın sebeplerinden biri sen sadece Formula 1 değil çok fazla seriye hakimsin bence çok fazla spora da hakimsin o yüzden de hani sadece Formula 1 özelinde değil biraz da geniş bir konu konuşalım ve ne konuşalım diye çok düşündüm. Yani Sen, seni ağırlarken güzel bir konu ve detaylı bir konu konuşmak istiyordum. Bugün o yüzden Mali ile biraz böyle Formula 1'den çıkıp başka serilerde başarılı olan isimleri ve biraz da neden Formula 1'de başarılı olamadılar? Formula 1'de başarılı olmanın formüllerini konuşuyor olalım istiyorum. Tabii ki şey tarif veremeyiz biz de ama hani yorumluyor olacağız diyeyim. O yüzden de ilk şeyden başlamak istiyorum. Çok değişti aslında spor. Hı -hı. Belki hep işte triple crown'dan bahsediyoruz ara ara Hı -hı. konusu çıkıyor. Bazı pilotlar gelip gidip özellikle Alonso ile son dönemde hepimiz heyecanlandık diye düşünüyorum. Acaba alabilir mi? Çünkü bir isim alacaksa Alonso çok iyi bir adaydı bence. Aldığı Hı -hı. zaferlerin dışında hırsı istekli ruhuyla bu işi yapabilecek isimlerden bir tanesiydi. Sence ne kadar yakın görüyorsun bir yakın dönemde bir Triple Crown görme durumunu bu Formula 1 şartlarında, bu motorsporları şartlarında? Yani aslında şey var işte bir ara e, zannediyorum emisyon skandalı dönemiydi. Porsche e, Loman'da bir otomobil daha ekleyecekti. Sonra ondan vazgeçtiler ve Juan Pablo Montoya'ya gideceklerdi. Şu anda Triple Crown'a bir yarış eksiği olan bir isim daha var Alonso dışında. O da Montoya. Le Mans saati kazandığı anda o da şey yani genel klasmanda kazandığında o da e, Triple Crown'ı alacak. E, o yüzden hani Alonso'dan önce Montoya'nın araya girip böyle bir şey çünkü şeyler artıyor. Şimdi Dünya'da en şampiyonasında bu Hypercar ve e, Daytona Hybridlerin gelmesiyle, Dayton hybridlerin gelmesiyle birlikte LMDH ve e, LMH'lerin gelmesiyle birlikte marka sayısı da arttı. E, önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek. Koltuk sayısı da artıyor tabii ki bir aracı 3 pilot paylaşabildiği için. O yüzden Triple Crown için ilginç e, şeyler olabilir. O adaylara bir bakmak lazım. Ama yani Montoya Alonso'dan daha yakın olabilir. Çünkü Indy 500'ü kazanmak gerçekten çok zor şeylerden biri. Yani Loma 24 4 saat kolay gibi değil ama Loma 24 4 saati e, başka bir yerlerde de iyi olup gelip orada yarışabiliyorsunuz. Yani şey olarak spesifik bilgi ve tecrübe gerektirmesi açısından Indy 500 bence diğerlerine göre biraz daha zor. Çünkü oval yarış ve yani gerçekten son turlara kadar ne olacağı belli olmuyor. Atıyorum Monaco Grand Prix'sinde cumartesi günü bile işi bitirebiliyorsunuz. Kolay olduğu için söylemiyorum tabii ki ama gidişat açısından şans olarak denk gelmesi, fırsatların açığa çıkması açısından. Bir taraftan tabii Monaco'da pole pozisyonu elde etmek için de Formula 1'in zirvesinde bir takımda olmanız gerekiyor. Oraya gelmek de çok daha zor. Yarışın kendisi özelinde baktığımızda hepsinin farklı farklı zorlukları var. Zamanında senin de söylediğin gibi işte Gramell zaten Triple Crown'a ulaşan tek isim. O zamanlarda pilotlar sürekli bir şeyler yapıyorlarmış. İşte ben e, sevgili Berk Sarıoğlu'nun bana e, ödünç verdiği benim e, Is Not Enough kitabını okumuştum. E, Sir Jack Stewart'ın otobiyografisini. Orada sürekli bir yerdeler. Yani o zamanki fotoğraflara şunlara bunları da bakıyoruz tabii ki. Yani yine e, sadece orada bahsedilen gibi değil ama Amerika'ya gidiyorlar işte Kenem'de yarışıyorlar. O dönemin sınırsız, limitsiz, acayip serisi. Onun dışında işte e, şampiyona içerisinde olmayan F1 yarışları var işte olan championship races dedikleri işte Brandstadt oluyor, şeyde falan oluyor. Yeni Zelanda'da işte Tazman serisi falan oluyor. Hep bir yerlerde sürekli yarışıyorlar. İşte bazen şeylerle işte bu Lotus Cortina'larla Britanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda yarışıyorlar. Şu an o çeşitliliği sağlayan çok fazla şey yok çünkü takvim bir kere çok yoğunlaştı. Yani hani 25 yarışa doğru adım adım ilerleniyor ki pilotlar dışında bence çalışanların mekanik sanatkarların bu endüstrinin içerisindeki insanların çok zorlanacağı bir nokta diye düşünüyorum. Yılın yarısında yarışta olmamalı ama buradan ne kadar... Yani şeye gelecekler. O eğri yarışın denge... Yani şu anda para kazandırmaya devam ediyor arttıkça. Ama yarışların ekskluzivliği azaldığında yarış başına kazanılan para biraz daha azalacak. O kendi limitine ulaşacak gibi formülü. Oraya çok yakın zaten belki de açtık. E, o yüzden şu anda böyle bir şey yapmak çok mümkün değil. E bir taraftan tabii pilotların başka yerlerde yarışmasını çok fazla istemiyorlar kontratlardan dolayı geçtiğimiz yıllarda ki bak o da 10 küsür sene oldu yine 11 sene olmuş Robert Kubica örneği. Yani bu yüzden farklı yerlerde yarışmaya çok izin yok. En son Nico Hülkenberg işte Formula 1'de yarışırken Le 4 saati katılıp kazandı. Onlar da yıllar sonra Formula 1'le dünya bine, dünya dayanıklık şampiyonasında barıştırdıkları için de çünkü genelde şeydi. Kanada Grand Prix'sine denk geliyordu. Yani yarışa denk geliyordu. İstesen de gidemiyordun. Yarışı bırakman gerekiyordu. Bu i̇şte Alonso'nun yaptığı gibi Monako'ya yarışmamayı Monaco'da yarışmamayı tercih edebiliyordun. Triple Crown ayaklarından birine yarışmak istersen hmm. ve onunki di 500 geldi ama bu çakışma da problem yaratıyor. Çünkü bir sezon boyunca dolu olması gerekiyor bir şampiyona kovalayan pilotların. Yarısı orada, yarısı orada gibi bir şey çok fazla yok. Pandemi döneminde gördük böyle kompakt şampiyonaları tabii ki işte e, Formula Regional şimdilik e, şimdiki adıyla Asya Şampiyonası F3 Asya çok kompakt. O yüzden F2 pilotlarının çoğu geldi oraya ya da işte F3 F2 ayrı ayrıydı ama o e, pandeminin getirdiği şartlardan dolayıydı. Onun dışında yakın dönemde böyle ya her şeyde yarıştı bu sene falan dediğim ben Felix Rosenqvist'i hatırlıyorum. İşte Formula E'de yarıştı. Ee, onun dışında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da yarıştı diye hatırlıyorum. Gitti birkaç başka bir yerde daha yarıştı. DTM'de yarışıyordu aynı anda falan derken böyle 5 tane otomobil bir sene içerisinde. Bu bahsettiğim ne zaman olabilir? 2018-2019 olması lazım. Çok çalışmadan geldim ama. Yani bu çeşitlilik güzel aslında ve şampiyonlar şampiyonasında geçtiğimiz haftalarda da gördük mesela. Pilotları farklı mecralarda görmek istiyorsun aslında. Ama bunu yaratacak bence en büyük iki problem bir takımların tabii pilotlara verdiği kontratlar ikide takvim herhalde. Bir de samimi bir ortam da oluyor. Yani tabii ki rockta e, İsveç'in en tepesinde oldukları için biraz daha rahattılar. Yani çok insan gidebilecek ya da az gidilen e, bir yer olduğu için. Hani pilotları çok böyle samimi ve şey gördük. Açık gördük. E, ama e, belki işte öyle görmeyi de özlüyoruz sanki diye düşünüyorum. Özellikle Formula 1 çok içli dışlı olunca diğer serileri görünce bir an böyle şey oluyorsun. Aa ne güzel mahalle ortamı var. Hani bu e, enerjide bir ortam oluyor ama şu anki pilotlar çok ona mümkün de değil gibi. Hatta şey şaşırdım ben bu hafta Alex Albon'la Charles Leclerc normal tarifeli uçakla e, gördüğüm kadarıyla ekonomiyle beraber uçmuşlar. Çok hoşuma gitti mesela yani çünkü evet. hani çok böyle VIP'in bir noktaya gelmeye başlıyor ve pilotlar sanki böyle çok sıkışıyormuş gibi geliyor. Hani burada biraz da şey sormak istiyorum sen o konuda ne düşünüyorsun hani? eski pilotları hep böyle şey anıyoruz zaten özellikle yani daha da işte Fangio'lar, Grammy'liler, o dönemler, Stewart'lar belki e, çok romantize ederek hatırlıyoruz. Hı. Ama gerçekten sence romantize edilir miydi? Çünkü sonuçta e, çok farklı araçlar görüyorlarmış. Onlar da aslında çok ciddi mesafeler alıyorlarmış ve şu anki teknolojiyle de değil. Biraz daha belki eski uçaklar daha rahatsız şeyler, bütçeler daha böyle komik şu an şu ana göre komik demiş e, Şu anki pilotlar sence bu tempo içinde yarışabildiği için daha mı pilot yoksa? E, çok fazla şey göremedikleri için aslında çok spesifik ve çok bir kalıpta mı kalıyorlar pilot olarak? Yani çok yeni şeyler denemiyorlar mı? Biraz aslında dünyanın içinde bulunduğu durumla da çok alakası var. Yani bahsettiğin dönemler işte 50'ler özellikle 60'lar ve 70'ler ama daha çok. Bütün padok bir aile ama o aileden her sene 4-5 kişi eksiliyor. Bir böyle bir durum var. Dolayısıyla o zamanları romantize ederken ne kadar tehlikeli ve ne kadar çok insanın öldüğünü de düşünmek gerekiyor. Bence hep yani şey güzel o dönemleri tecrübe etmek isterdim diye düşünüyorum ama en büyük e, karşı argümanım o oluyor. Çünkü gerçekten otomobiller çok tehlikeli. E, herkesin sırtında bir e, çok kolay bir şekilde delinebilen ve e, patlayabilen yakıt tankları var. Dolayısıyla e, yarış dünyası biraz daha farklı bir yerde o dönemde. E, şu an güvenli mümkün olduğunca güvenli gittikçe daha güvenli olmaya çalışıyor olması bence güzel. E, onun dışında birazcık sponsorlarla alakası var. Bu bahsettiğimiz dönemlerde sponsorlar o kadar ön planda değiller. Yani hatta işte bahsettiğimiz dönemin ortalarına doğru ilk sponsorlar çıkmaya başlıyor. İşte Gold Leaf Lotus ilk otomobil livery sponsor. Onun dışında parça sağlayıcılarının logoları oluyor ki Ferrari uzun süre öyle gidiyor. Sponsorlar birazcık bir şeyleri dikte ettirmeye başladığı zaman şeyler başlıyor işte. Sen demeç verirken şuradan kayıt cihazı gelmeye başlıyor. Ama onun da şöyle bir noktası var sponsorlarla birlikte bu medya trainingi, medya eğitimini çok sıkıcı bir noktaya getirirsen yine senin pazarlanabilirliğin düşüyor. O yüzden şu anda mesela onun bir e, geri sekmesi yaşanıyor gibi düşünüyorum. Birkaç sene önce belki 7-8 sene önce ya herkes aynı şey söylüyor. Çok ilginç karakter yok dediğimiz yerde. Şimdi sosyal medyayla Formula 1'in gazlamasıyla biraz pilotları o alanı açmasıyla birlikte her pilotun bir özelliğinden bahsedebiliyoruz. Bence bu güzel bir nokta. Yani şu pilotun da hiçbir özelliği yok niye burada denmiyor açıkçası ki bence onlar da olmalı. Ben ben şu dönemde en büyük eksiklerden bir tanesinin e, star olma potansiyeli olmayan ama hızlı olan pilotlar olduğunu düşünüyorum. Öyle adamlar vardır ya. Yani geçtiğimiz 20 30 sene önce daha doğrusu daha fazla gördüğün insanlar onlar. Çünkü hızlı olması o koltuğu alması için yetiyor da şimdi sponsor getirmesi gerekiyor. Sponsor getirebilmesi için pazarlında bir olması gerekiyor. Bir de yani yetinmeme üzerine bir dünyada yaşadığımız için gerçekten hani kendimizin de bu konuda suçlu olduğunu düşünüyorum. İşte bir ortalama sezon, ortalamanın biraz altında sezon geçirdiğinde ya işte Ricardo acaba artık indikarı düşünür mü diyoruz. Belki adam çıkacak bir sene 7-8 yarış kazanacak kimse bilmiyor. Yani şey de çok e, kolay haksızlık edilebilen bir şey olduğu için insanlar, pilotlar daha dikkatli olmaya çalışıyorlar. Ama o dikkat şeyi bozuyor. Kırılgan bir şey çünkü bence yani o samimiyet. O dikkat samimiyeti bozuyor. Bir taraftan şey önemli tabii ki modern dünya içerisinde artık sesini çok fazla çıkaramayan kitlelerin de sesi olmak önemli bir taraftan. Ama bunu da çok doğru bir şekilde yapmak gerekiyor ki bence Formula 1 bu konuda en iyi iki örneğe sahip Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton. Ama diğer pilotlar da aynı şeyleri paylaşmıyorlarsa, bu konuda katkı sağlamak istemiyorlarsa da onları da buruşturup bir çöpe, çöpe atma tepkisinin olmaması gerekiyor. Çok ince bir denge bu. Biraz daha böyle bir şey yani cancel culture gibi söylemek istemiyorum. Formula de çok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. ama yani kimsenin böyle aklına estiği bir konuşmaması tabii ki gerekiyor. Çünkü sana kamera doğrultulmuşsa, mikrofon varsa ekranında... belli şeyleri biraz düşünerek söylemen gerekiyor. Ama e, duyarlılık bir zorunluluk değil. Duyarlılık zorunluluk olduğu andan itibaren bir baskı haline de geliyor. O yüzden o şimdiki genç pilotların böyle kendini güzel bir yerde konumlandırması için onlara biraz alan açmak gerekiyor. Bir de iyi örnek var dediğim gibi yani müthiş. Ben çok gurur duyuyorum gerçekten. Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton'ın varlığından o anlamda. İki Fark, çoğunlukla farklı konularda ama bazen birleştikleri oluyor. Biri biraz daha insan hakları, bir biraz daha çevreci konularda gibi. Ama işte Macaristan'a gittiklerinde Viktor Orban hükümetinin LGBT'ye karşı çıkarmaya çalıştığı yasalara karşı ikisi de yokmuş sen bir şeylerle çıkabiliyorlar. Yani oradaki dengeyi onlar güzel kuruyorlar, önlerinde güzel bir örnek var. Ama ben bunlarla ilgilenmiyorum, benim ilgi alanım içerisinde bunlar yok ve ben sadece yarışmak istiyorum da çok fena bir şey değil. Yani bunu yapmak zorunda değilim demek daha doğrusu. Yani şey değil ama mesela işte yine kötü örnek olarak onu vereceğim. Bu bahsettiğimin bir, bir tık farklısı olmasına rağmen Ricardo'nun ya ben haberleri izlemiyorum tadımı kaçırıyor demesi. Yani bu benim alanım değil. Bunu yapmak herkes zorunda değil. Zorunda olduğunu düşünmüyorum. Kendime saklıyorum dese çok okeyken yani ya ben izlemiyorum tadımı kaçırıyor demesi biraz hakkı yamam dedirtiyor. Ama işte biz yani bu yargılamaları hep bak Ricardo üzerinden çok yapmışız geçtiğimiz Belki işte yarışlarla alakalı moralinin bozulmasıyla birlikte hiç gündem takip edememek ona daha iyi geldi. Yani bunları insanların hayatlarında çok takip edebildiğimiz yani bütün 7-24 hayatlarını aşağı yukarı takip edebildiğimiz birinin postunu likelası haber olan insanların dahi hayatlarında tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz aslında. O yüzden birazcık o alanı bıraktığımızda bence herkes kendi karakterini oluşturacak kadarlık bir şey çıkartıyor. Yani karakterini yansıtmamak bile bir karakter olabiliyor Kim Raikonen'den gördüğümüz üzere mesela. Kim Raikonen de o konuda çok... Gamalı haç kullanması falan çok eleştiri aldı mesela ki aslında Ray Konen biraz böyle dokunulmayan pilotlardan çünkü Hı -hı. E, karakter olarak aslında çok likable bir adam değildi, kibar böyle Hı -hı. Hani şey kaba bir adam Hı -hı. değil bence ama. İşte olmak e, zorunda olmaması güzel bir şey ona da bir alan bırakılmış olması güzel yani. Öyle kabul edildi yani o da Hı -hı. o şekilde dedik ama mesela evet Ricardo'da çok tepki geldi. Ee, onun da ötesinde mesela beni en çok rahatsız eden bu konu tamamen ayrı bir konu ama e, yani işte Londoneris bir Meksika şapkası takıp arkadaşlarıyla Meksika kıyafetleriyle eğlenmişti. İşte cultural appropriation'dan çok laf yedi. En son Pierre Gazde mesela yine bir e, Amerikalı yerlilerin şapkası olduğu söylendi. İnternette öyle buldum. Benim çok <laughs> kültür olarak bildiğim bir konu değil yani. Amerika kıtasındaki yerler hakkında o kadar bilgim yok ama o da hemen böyle bir e, tepki gördü internette mesela ama e, kişisel hayata bu kadar girmek ne kadar doğru? Hani bu şey gibi ben de e, çıkıp işte evet Ricardo'nun bu açıklamayı yapması e, tamam okey abi keşke yapmasaydın e, oldu. Ama evinde arkadaşlarınla eğlendiğin noktada evet tam sosyal medyaya paylaşıyorsun <laughs> ama hani yani orada ne kadar müdahale etmeliyiz? Ya da oralara belki de işte o zaman robotlaşma başlıyor yani bu kadar da olmalı mı? <laughs> Hani nasıl Hı -hı. Iı, yani şey tersse açıkçası Hamilton veya Fethi'nin yaptığına işte politikayı spora karıştırmasınlar gibi. Hani politik adlandırması bence orada zaten yanlış oluyor ve doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü... Evet insana dair bir şey başka, politika başka bir şey bence de. Yani politikada yansıması olması demek işi politikleştirmek değil, insana dair sorunlara dikkat çekiyorlar bence de. Aynen öyle ama bir yandan da diğer pilotları da korumamız gerekiyor bence yani kendi hayatlarını Hı -hı. olabildiğince e, mantıklı mantık çerçevesinde yaşayabilmeleri noktasında çünkü ben de şey düşündüm açıkçası yani gerçekten bu konu üstüne e, o zaman biz fest dışında bir şey takmayacak mıyız mesela yani hani ben e, Amerikan şapkası taktığımda işte e, kasket şapka taktığımda da mı şey oluyor gibi hani çok böyle şeye inmeye başlıyor bir yerden sonra sanki yani kendi yani kültürün şey. dışında bir şey yapamıyor musun gibi bir nokta. Evet yani çünkü şöyle bir durum var tabii ki yani ne, nereye nereden nereye doğru yaptığına doğru değişen bir şey de var açıkçası yani atıyorum daha dinatırmak için de söylüyorum modern dünyada üstünlüğünü kurmuş bir ülkeden biraz daha geride kalmış bir ülkenin kültürüne dair bir şey yaptığında daha çok tepki çekiyor. ama dediğim gibi ben cowboy kapısı takılı kostüm partisine gidiyorsam mesela. Bunun da benzer bir şey olması gerekiyor mu? İşte orada biraz daha hiyerarşi kısmı da devreye giriyor diye tahmin ediyorum. Bunu tabii e, sosyologmuş gibi de konuşmuyorum. <laughs> Ama benim bu baktığım açısıyla. Ya bir de şey de var tabii ki. E, bunu bir e, olumsuz bir şeyden ziyade e, karikatürize etmeden işin içerisine girebiliyorsan... ince bir dengesi var ve baktığında kötü niyet görmüyorsan... Yine tabii ki bunu söylemek lazım bence. Eğer işte e, basın ekibi varsa... Ya bu işte cultural appropriation. Cultural appropriation. Çok zor kelime. ]dir. Çok zor kelime. Zor. <laughs> ee, bu, buna dikkat etmek gerekiyor aklında bulunsun demek. Ama yani niye böyle yapıyorsun diye karşısına çıkmak da çok doğru olmuyor. İşte oradaki dengeler gerçekten çok ince. O yüzden pilotların etrafındaki ekibi de iyi kurması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir taraftan insanların özel hayatlarında yaptıkları şey bu kadar konuşulmalı mı diyebiliriz. Ama bir taraftan çok takipçisi olan insanlar olarak bunu paylaşıyor olmaları bir taraftan şey. Ya bir ufak böyle şey yapabilirler belki. Ee, Finsta açabilirler, fake insta, yançar açabilirler belki böyle şeyler için, eş dostla paylaşmak için. Çünkü yani insanların bir paylaşma ihtiyacı var bu dönemde. Hepimizde oturmuş artık içselleşmiş bir şey olarak. Ama bunu ne, kimlerle paylaştığında çok fark ediyor. Yani sen ünlü biriysen bunu bütün dünya ile paylaşıyorsun. Ama eş dostla paylaşmak istiyordun sadece. Ya o konuda öyle bir denge olabilir belki diye düşünüyorum. Sosyal medya ve spor açısından bakıldığında sporcular ve sosyal medya açısından bakıldığında yani NBA'de de bu çok fazla var. Oradakiler bir de yani çok daha fazla çok daha çocukken giriyorlar. Yani hani 17-18 yaşındayken şimdi daha da genç tekrar girebiliyor hale geldiler kolej zorunluluğu kalktığı için. Ve yani basketbol dışında başka bir hayatları çok fazla olmadan biliyorlar. Ve sosyal medyayı onun için kullanıyorlar. Onun dışında işte insan ilişkilerini de bunun üzerinden kuruyorlar bazen. Falan derken e, suistimal edilmeye çok açıkta bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden sosyal medya eğitimi gerekebilir tabii ki. Ya bak bu sana zarar verebilir gibi. Ama şey de hoş bir şey değil. E, herhangi birinin sürekli böyle parmak ucunda yürümesini sağlayabilecek bir ortam. Ya yani yanlış bir şey yapılırsa, yanlış bakıyorsa buna tepkisel olarak değil ama ya bak sen bundan haberdar olmayabilirsin. Böyleden dendiğinde özür dilerim ben bilmiyordum. Bundan sonra dikkat ederim. Ya bu bence çok normal bir şey insan. Bir de kültürler de fark ediyor. Yani Avrupa içerisinde dahi farklı kültürlerin farklı şeyleri var. hassasiyetleri veya onların daha önce hiç dikkat etmediği noktalar var. Dünya içerisinde büyük problem olan ama o bölge içerisinde pek dile gelmemiş bir problem. O hassasiyeti doğuştan gösteremeyebiliyorlar. O yüzden doğrusunu anlatmak bence gerekiyor açıkçası. Öğrenmeleri de gerekiyor eğer öyle bir durum ortaya çıkarsa. Ama bunu yargılayıcı bir şekilde değil de daha öğretici, daha hoşgörülü bir şekilde. Yani çünkü hani her şeyin temelinde daha doğrusu bu tarz şeylerin temelinde hoşgörü var. Hoşgörüsüzlük bir şey gördüğümüzü düşünerek bunun yanına geliyorsak. O insanlara da bence hoşgörü göstermemiz gerekiyor. Hata yapmış olsalar da diye düşünüyorum. O yüzden yani çok işte yani bunu bu kadar uzun konuşuyor olmamız bile aslında e, gidecek daha çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Ama bir taraftan bunu konuşuyor olmamız da adım attığımızı gösteriyor. o açıdan bakıldığında eskiye göre biraz daha zor. Mental olarak çok daha zor öyle söyleyeyim. Psikolojik anlamda çok daha zor işler kesinlikle. Ama süreç konusunda kesinlikle katılıyorum Çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor bu arada insan tanımlamak için. Tabii ki insan yani bizim kaçırdığımız o kadar için. çok şey vardır ki yani ufak ufak nüanslar kesinlikle vardır. ama öğrendikçe düzeltiriz diye düşünüyorum. Yani benim de yaptığım yani 2 3 sene sonra öncesine baktığımızda ya işte buna da hiç dikkat etmemişiz diyebiliyorsak zaten ilerlediğimizi fark ediyoruz aslında. Kesinlikle. O yüzden o süreçte de kendimize veya pilotlara veya çalışanlara çok acımasız olmamak gerekiyor. Tekrarlanmadığı veya öğrenilmeye yani çaba gösterildiği sürece bence. Ee, ama bunu konuştuğumuzda sevindim bu arada benim için. böyle Kafamda hep olan konulardan bir tanesi arıyor. Hani çok bazen bir şeyleri yazarken bile düşünmek durumunda kalıyoruz çünkü diye düşünüyorum artık hepimiz. En azından dikkat eden etmeye çalışıyoruz diyeyim. Ee, ama şeye dönersek biraz da Formula 1'de çok isim yapamamış. Ya da Formula 1'de başarı kavramı çok ayrı bir konu bence bu arada. Yani bazen Formula şampiyon de başarısız olmak da sen değil. kötü pilot değilsin aslında değil mi? Yani bir de öyle bir şey var. Bir de evet. dediğin gibi başarı kavramı da yani şey gibi değil. Diğer sporlardaki gibi çok fazla değil. Yani bir kişi kazanıyor, geri kalan herkes kaybediyor. Biraz acımasız aslında öyle baktığımda. Evet. Ve başka bir yani. yani seri de yok mesela işte atıyorum bir atletsen işte olimpiyatlara gidebilecek kadar iyi bir atletsen olimpiyatlara gidiyorsun, dünya hmm. şampiyonasına gidiyorsun. diamond Dünya kupası ayrı, dünya şampiyonaları ayrı dediğin gibi çok şey değişiyor. Yani kış sporlarında da yaz şimdi yakında kış sporları. Evet. İzlemedim rezalet bir organizasyon aldığı için ama sonuçta haberleri de öneme düşüyor ne olursa olsun. O yüzden kış sporları biraz daha aklımda kalmışım. Dediğim gibi yani motor sporlarında özellikle Formula 1 içerisinde tabii ki ama motor sporlarında birkaç şampiyonluk ya yani bir, birkaç yerde başarılı olmak seni tatmin edebiliyor. Gerisi işte o olmadı da bu oldu gibi o düşündürüyor. Oldu. Evet aslında bu eksik bir şey. Yani burada bir problem bence de var. Dediğim gibi işte dünya şampiyonları oluyor, dünya kupası oluyor, ayrıca turnuvalar oluyor, olimpiyatlar oluyor, farklı farklı şeyler oluyor. Yani NBA içerisinde baktığında belki işte basketbolda da işte dünya şampiyonası var, Avrupa şampiyonası var veya işte bulunduğu bölgesel şampiyona var. Farklı farklı seni e, o büyük kupayı kaldıracak fırsatlar var. Motor sporlarında o çok fazla yok. işte az önce bahsettik yüzde beş, gridin yüzde beşi kazanan oluyor. Geri kalanı şey oluyor, yirmide bir olduğuna göre Bitiyor. işte. Yüzde doksan beşini kaybeden damgası yapıştırıyorsun. İkinci bile olsa birinciye kaybetmiş oluyor. da, o da biraz acımasız aslında. Evet yani kombinasyon tutturmak da çok zor yani o şampiyonluk kombinasyonu sadece işte senin bireysel evet. hadi ben günde 15 saat çalışayım geri kalan da uyurum onun dışında tamamen buraya fokuslanayım bile desen yine bazı şeyler etmenler olabiliyor araç en büyük parçası bunun o takıma ait olmak evet. o takımla birleşebilmek yani mesela Fettel'in yaşadığı şey buydu bence yani bu kadar sevdiği bu kadar hayal ettiği bir yerde çok da istediği gibi gitmedi işler. Yani orada bir türlü kimya da tutmadı diyeyim demeyeyim. Çünkü bence tuttu ama hani onun Olmayınca başarıya olmuyor. çevirecek aslında bir o kadar kimya. Evet. 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 Yani olabiliyor. O yüzden hani bu isimle biraz konuşmak istiyorum. Mesela en en yakınlarından bir tanesi Roman Grosjean. Ee, evet. aslında biraz kötü ama yani kazasıyla daha çok böyle bir sempati topladı mı diyeyim. Herkesin biraz böyle tam gitmeden iyice dikkatini çekti aslında. Arkadaki isim hani underdog. Diyebileceğimiz evet. isimlerden bir tanesiydi. Ama şimdi indi de inanılmaz işler yapıyor. Evet, evet. Bu sene daha da iyi işler yapacak muhtemelen. Daha iyi bir takımda Ama bir taraftan şöyle de bir durum var. Yani Roman Grosjean'ın o kazadan kurtulması... Yani ya hiçbir problem ama Beş dakika içerisinde aşağı yukarı iyi olduğunu anlamamız falan da bence çok büyük bir mucizeydi. E, pist dışında güler yüzüyle, çok sempatik olmasıyla tanınıyor. İyi olduğu zamanlarda ki Lotus'ta birkaç kez e, podyuma çıktığı oldu. İyi performanslar sergiledi. Ama onun dışında... Bir türlü o, yani limitin çok ötesi, kendi limitinin çok ötesinde yarıştığını gösteriyordu. Belki çok hata yapıyordu ki aslında yani Bahreyn'deki kazası da kendi hatası. Bakıldığında bir anda sol taraftan sağ tarafa doğru geçiyor o kaza, onun sebebiyet verdiği bir şey. Ama bu onu kötü bir pilot yapar mı? Belki yapmaz. Ya da işte Formula 1'in o çok keskin tarafı belki mental olarak onun e, hatalar yapmasına sebep olmuş olabilir. indikardaki o rahatlık zaten kabul edilmiştik çünkü Formel 1'den geldiğine göre zaten sen bir şeyler yapmışsın diye kabul ediyorlar. Oranın biraz daha rahat olması, e, riske edilen şeyin çok büyük olmaması, bütçelerin o kadar büyük olmaması, bazen o parlamayı sağlayabiliyor. Marcus Ericsson da aynı şekilde fena işler yapmıyor diyebiliriz mesela. Onun dışında yani e, Formula ya de benzer şeyler görüyoruz. E, Jean-Éric Generic van Sebastian Buemi. Formula 1'de çok iyi işler yapamadılar. Biraz Red Bull'un tabii ki e, genç pilotlarını rendeden geçirmesiyle alakası var bence. Özellikle jean Eric Verne'i birkaç sene daha e, tutabilselerdi e, çok iyi işler yapabilirdi diye düşünüyorum. Ama kendilerini bir yerlerde gösteriyorlar. Yani olmayınca gerçekten olmayabiliyor. E, Jacky X'in mesela Formula 1 kariyeri onu çok rahatlıkla bir dünya şampiyonu yapabilirdi ama olmadı. E, o spor otomobillerde bir efsane oldu mesela. Ki aynı anda götürebildikleri dönem yine yani hani ha. bir lomanda yarışıp bir Formula 1'de yarışabildikleri dönem. O pada neredeyse ortak olduğu dönemler. Onun dışında ben yine bir ufak sizin e, otosportun güzel bir listesi varmış. Oradan ufak ufak şeyler aldım ki senin notların arasında da vardı. Nelson Piquet Junior korkunç bir Formula 1 kariyerinden sonra tarihin ilk Formula şampiyon şampiyonu oldu mesela. Evet mesela çok, yani çok iyi ilginç bence. Bir de Denk aslında yaşadığı şey çok kötü yani sonuçta bir f eh, dünya şampiyonu oğlusun. Hani bu baskılarla bir yandan da o destekle içeri giriyorsun. Sonra böyle bir e, skandal bir olay yaşanıyor. Yani bir ben şey hatırlamıyorum. Yani birine kaza yaptırma hikayesi Pike dışında hatırlamıyorum. Hani yakın yani benim izlediğim dönemde öncesinde <laughs> de öyle bir hikaye çok hatırlamıyorum. Böyle bir olay yaşanıyor. İsmine bir leke sürülüyor belki de aslında. <laughs> Ve sonra şimdi bir yandan şeyde de arar babasıyla beraber Stokkar Brezilya'da da hmm. işte kendi içlerinde daha Brezilyalı pilotların takıldığı bir seri ufak hmm. ama çok da eğlenceli bir seri bu arada. Hani hafta sonu vaktiniz olursa arada bakabileceğiniz serilerden bir tanesi bence ama bir de Formula E gibi aslında biraz da kendini farklı bir mecrada konumlandırıp hani elektrikli araç üzerinden konumlanıp yepyeni bir şampiyonada da şampiyon oluyorsun. Hani o mentaliteden çıkıp orada başarılı olmak da ayrı bir hikaye bence. Yani hem öyle bir de yani şey hakikaten çok olan bir şey. Ee, open wheel'dan geliyorsan, açık tekerlek açık kokpitten geliyorsan, Formula 1'e çıkmıyorsan bir şekilde bir şeylerle en fazla teselli bulabiliyorsun gibi bir algı var. Aslında bazı pilotlar spor otomobillerde daha iyi olabiliyor. Bazı pilotlar. Ya bundan geçimini sağlayabiliyorsam ve yarıştığın seride başarı elde edebiliyorsan bence Formula 1'e gitmediğini hiç üzülmemez. Ama motor sporlarına her genç çocuk e, Formula 1 pilot olacağım diye başlıyor. Bence sıkıntı biraz orada. Yani motor sporlarının ne kadar çeşitli olduğunu ve işte tamam pasta bir bazılarında daha ufak ama belki dilim sayısı ona göre işte sana daha fazla dilim kalıyor ya da ne bileyim. Yani senin oradan hayatını idame ettirebileceğin bir şey var. Bunu biraz anlatmak gerekiyor. Motorsporları eşittir Formula 1, diğerleri sadece tesellidir. Biraz küçük çocuklara e, ya onların öyle algılamasını engelleyecek bir şeyler yapmak gerekiyor belki de. E, bence e-spor güzel bir denge bu konuda. Yani çünkü hem Formula 1'e yükselme açısından farklı bir yol açıyor hem de e-sporda Air racing'de işte hem GT araçlarıyla yarışıyorsun, hem işte F3 araçlarıyla yarışıyorsun, hem gidiyorsun prototip araçlarla yarışıyorsun ve onun ne kadar çeşitli olduğunu ve hepsinin aslında ne kadar kendi alanlarında ustalık gerektirdiğini, yani bu alanları biraz daha böyle kafalarında daha rahat oturtabilecek diye düşünüyorum yeni nesil. Çünkü yani dünyanın en iyi pilotları işte hani pound for pound olarak dövüş sporlarındaki bizde de denklik olarak düşünürsek kim daha hızlı diye düşündüğünde tarihin en hızlı pilotları arasına koyduğunda ilk 10 içerisinde belki de F1'e hiç çıkmamış pilotlardan sayabilirsin. Ben Sebastian Loeb'i kesinlikle ilk 10'a koyarım mesela. Kesinlikle. Yani Formula 1'de yarışma ihtimali vardı. Süper lisans vermedikleri için. Bu da bir de bir wildcard yapacaktı. 2010'da zannediyorum Toro Rosso'yla. Ama Formula 1'den hiç yolu geçmedi. Ama Sebastian Löb'ün şampiyonlar şampiyonasındaki performansları, onun dışında işte Dünya Binek Otomobiller Şampiyonasına geldi, yarış kazandı, Dünya Rally Cross Şampiyonası'nda yarışlar kazandı, X Games'de gitti, madalya kazandı, e işte yani Dünya Rally Şampiyonası'nı saymıyorum zaten X, orada. Xtreme'i de yarışıyor galiba şu anda. Xtreme'i de şu anda yarışıyor, zaten onlar şeyler, iyi işler yapıyorlar gerçekten yani. E... O yüzden yani oradan 48 bakıldığında... 48 yaşındaydım yanlış şu an Evet 48 e, yaşında inanılmaz, inanılmaz Monte Carlo yani. Rally'si kazandı. Ve yani herkes şeyi söylüyor. Bu tarz işte bir araya gelinen veya farklı serilere gittiğindeki şeylerde, serilerde herkes Sebastian Loeb'in her şeyde ne kadar hızlı olduğundan genelde bahsediyor. Dolayısıyla hiç Formula 1'e girmemiş bir pilot olarak ya da Formula 1'den yolu geçmemiş bir pilot olarak onu herhangi bir ortalama başarı elde etmiş veya başarılı bir formül pilotunun arkasına yazmalı mıyız mesela? Neye göre değerlendiriyoruz? Yani e, hani işte bir çocuğun yetenekli olup olmadığını IQ testine göre çok fazla bilemezsin. Yani IQ testi bir ölçüttür ama e, tek ölçüt değildir. O yüzden o ölçütlerimizi de genişletmemiz gerekebiliyor belki. E onun dışında işte Tom Kristensen mesela yine Formula 1'den hiç yolu geçmemiş bir isim. Ama Mr. Loman Ha. ve yani ve o da aslında o bir niyetiyle çok iyi. yola çıkıyor bildiğim kadarıyla. E tabii çünkü hepsi Hikaye öyle çıkıyor. Yani. yani ana yer o olduğu için, en büyük şey o olduğu için tabii ki eee bir hayaliyle çıkmamakta çok şey olmayabilir. Ama diğerlerini hayal edebilecek, diğerlerini en azından e, çocukluktan biri kafada oturtabilecek anlatıyı yapsak biz onları, anlatsak en azından. Hani bu da var, bu da var, bak bunu seversen buna da gidebilirsin, buradan da para kazanabilirsin. Birazcık anlatmaya çalışsak biz işte belki işte e, takımlar, sporların kendileri, FIA bunu bence yapmalı diye düşünüyorum daha çok. Ve belki oradan daha az hayal kırıklığıyla çıkabilirler. Çünkü yani çok zor bir şey. Formula 1'de yer almak zor, Formula 1'de başarılı olmak zor, Formula 1'de başarıyı sürdürmek çok zor. Yani Jensen Button'ı düşünürsek 2000'de çok genç bir pilot olarak Formula 1'e girdiğinde geleceğin şampiyon olarak niteleniyordu. 2005'e, 2006'ya geldiğimizde işte ilk yarışını kazanması 2006 Macaristan'a kadar sürdü. Ya bu çocuktan beklentiler çok yüksekti ama pek bir şey olmadı oldu. Sonra bir anda 2009'da gerekli şartlar sağlandı ve şampiyon oldu. Ardından aynı takımda bu kez Lewis Hamilton için ya bu çocuk bir kere şampiyon oldu ama herhalde daha fazla olmayacak dediğimiz bir dönemdi. İşte özel hayatında ki bak bunları biliyor olmamız falan bile bence çocuğun üstünde baskı yaratıyordu <laughs> o dönem yani. E, özel hayatında yaşadığı gelgitler, işte psikolojik problemler, o iniş çıkışlar, e, o dönemki aracın belki ona uymaması, çeşitli problemler yani. O anda bir şekilde Jensen Button'la Lewis Hamilton'ın dengesinin tam tersine dönmesine sebep olmuştu. İkisi de çok değerli pilotlar Şu andaki dengede çok daha farklı bir yerde. Hamilton belki Mercedes ile anlaşmasa belki bir, belki iki şampiyonluk daha alabilecekti. Belki hiç alamayacaktı, sıkılıp başka bir şey yapacaktı. Yani çok ufak domino etkileri aslında ya da işte kelebek etkisi seni başka bir yere getiriyor. Fernando Alonso'ya 2007 sezonu bittikten sonra ya da 2007 sezonunun ortalarında bir yerde hep beraber oturup konuşsak, Fernando Alonso buradan ne yapar dediğimizde, ya şunların rekorunu herhalde kırabilir bu adam diyorduk. Çok yaklaştı ama bir daha şampiyon olamadı 2006'dan sonra. Yani bunlar buradan baktığımızda çok acayip. Mesela işte Max Verstappen'in çok rahatlıkla 4-5 şampiyonluk alabilecek. Hem şu anda inadı ve e, o drive'ı var. Evet. E, hem de yeteneği müsait. var. Hem de yeteneği var. Yaşı müsait dediğin gibi yani veteran oldu. Gencecik yaşında yıllardır <laughs> yarışıyor gibi oldu. Ama bir taraftan bir daha hiç şampiyon olamayabilir. Denk gelmez yani. Ha. Bilmiyorsun o tarz şeyleri. Bir sonraki zamanda ne olacağını bilmiyorsun. O yüzden zaten... 7 şampiyonluğu olmasına rağmen 8.yi kaçırdığında bir daha ne zaman o fırsatın geleceğini bilmediği için Hamilton o kadar bunalıma giriyor. Yani gerçekten çok Ama he's back. Değişken dengeler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok çok çok e, ya yani bence şey söylediğin çok doğru. Daha çocukluktan doldurmak gerekiyor. Sen bunları anlatınca aklıma şey geldi mesela sen Bird'ün en son e, bir doğum günü videosunu hazırlamıştım. Orada şey anlatıyor nasıl aslında motorsporlarına girdiğini ama o hikaye öyle bir hikaye ki aslında Formula 1'e girseymiş çok da hikaye olacak Çünkü e, annesi babası işte biraz bu işlerle ilgileniyormuş. Hatta işte annesi e, Far Racing'de çalışan birileriyle işte beraber çalıştığı için bütün eski pilotlarla aynı ortamda büyümüş. Yani pistte büyümüş. Çok güzel hikaye başlangıcı. Sonra işte beni karting'e götürün, beni karting'e götürün diye ağlarken götürüyorlar. Orada da böyle karting'de olan biri yani çok böyle bir ne ismi olan bir isim değil yani. yani orayla ilgilenen kişi seni bir gün Williams arayacak. Sir Frank Williams arayacak diyor. Ve gerçekten de seneler sonra Sir Frank Williams sen burada arıyor ve gel benimle test yap diyor. O da en sonunda bunu kendi anlatıyor ve videonun sonunda şey yapıyor. Işte, pes etmeyin hayalleriniz gerçek oluyor. şu an Formula iyi de aslında Jaguar gibi çok da hani güzel evet. bir takımda. Hı. Ama böyle şey gibi anlatıyor. Yani o hikaye Formula 1'de bitseydi şu anda. Çok daha farklı anlatacağına eminim ama belki işte hep orayı en top en top. ya yani biz de öyle konuşuyoruz. Yani. motorsporların tepesi motor ki öyle ama bu diğer yerlerdekilerin başarılı olmadığı ya da efor vermediği belki daha çok bile efor veriliyor. Çünkü Formula 1'e bu kadar ilgi varken diğer yerler biraz şey hani kendi halinde eğleniyorlarmış gibi bir noktaya bile getiriliyor. Halbuki orada da inanılmaz bir efor var. Yani padok dediği şey aslında bana hep havalimanı gibi geliyor. Yani hep aynı. Yani sadece şeyler, şehirler, hmm. araçlar ve içindeki kalabalıklar tabii ki. Ha, çok güzelmiş. İnsanlar resimler... geçip gidiyor ama yer aynı kalıyor. Çok hoşuma gitti o. Yani o yüzden çok da bazen şey yapmamak gerekiyor. Yani bence asıl hikaye beni etkileyen açıkçası kişisel olarak. Hani bu işi o kadar çok seviyorlar ki. Hani o kadar tutkuyla bağlar ki nerede olursa olsun aslında yarışıp mutlu olup o e, keyfi devam ettiriyorlar. Yoksa belki de bırakmak Gerekirdi hani A, Formula 1 olmadı tamam abi ne uğraşacağım çünkü aslında deli iş yani her yerde deli iş abi. her yerde kelleni koltuğa çok koyuyorsun. ufak bir ihtimali kovalıyorsun bir de yani Formula 1'e yükselmeye çalışırken evet. ama şey var gerçekten bence yine bunun yeni dönemdeki en büyük eksiklerden bir tanesiyle kapatılabileceğini düşünüyorum sporcu psikolojisi konusunda çok gerideyiz. Yani sporcu fizyolojisinde belki de olabilecek en iyi yere geldik. %100'ün %99'una geldik. Özellikle motor sporlarında işin. Yani metrikleri çok net ölçülebilir bir şey olduğu için tabii ki daha kolay. Ama spor psikolojisi anlamında hala çok gerideyiz. Yani bundan işte 4-5 sene önce NBA'de işte Kevin Love'la başladı zannediyorum. Sporcu depresyonu, mental problemler konuşulmaya başlandı. Bunların Bunlara sahip olmanın ne kadar doğal olduğu ve bunları konuşarak kabullenip üzerine çözümlerin e, gerçekleştirilebileceğine dair, e, işte Landon Aris başta olmak üzere diye tahmin ediyorum, o da orada bir öncülük yapıyor Formula 1'de, e, sporcu psikolojisi üzerine gidilecek çok şey var. Yani bunu hem şey için söylüyorum, sporcu depresyonu için, hem de bir taraftan e, stresli anlarda başarılı olmak için de psikolojiyi kullanmak çok önemli, bunu yani gelişim için de kullanabilirsin ama psikolojik anlamda ve çok büyük baskı altındalar ve o baskıyı kaldırabilecek kadar yeterli bir destek almıyorlar diye düşünüyorum. Yani her pilotun bir e, beslenme uzmanı, bir işte fizyoterapisi, en az biri de bunlar birden fazla da olabiliyor. İşte bir basın, e, bir işte başka bir şey, böyle bir 7-8 kişiden oluşan bir ekip var ama her pilotta spor psikoloğu yok diye tahmin ediyorum. Henüz öyle bir kadro yok en azından yanlarında gezdirdikleri bir ekip olarak. Ve bence bunun bir eksik olduğunu düşünüyorum. Ve şey, az önce de bahsettik zaten bir Formula 1 yarışında dahi, Kazanan dışındaki herkesi kaybeden hallediyorsun. Bunu daha büyük, daha geniş bir skalaya oturttuğun zaman da Formula 1'e yükselmeyen bütün profesyonel yarış pilotlarını <laughs> başaramamış gibi düşünüyorsun. Bunun da öyle olmaması ve farklı yollara gidilmesi gerekiyor. Rally biraz daha farklı mesela. Rally, çünkü baştan rallyci olmak için gidiyorsun oraya. Formula 1'den daha farklı bir alan gibi. Ama pist sporları, pist otomobil sporları içinde başlayan herkesin bir F1'e gitme ...niyeti oluyor. Yani şeyden bahsedebiliriz... ...bir de nerede başarının geleceği... ...şeyini nereden... E, ...kariyerini nereden oturtacağını gerçekten belli değil. zaman Maria Lopez zamanında işte... ...GP2'de yarışıyordu. Sonra USF... ...bir isimli korkunç bir... E, ...şeye dönen... <laughs> ...Jet Fadıl projesine dönen... ...aslında hiç ortada somut bir şey olmayan... ...projede e, takımın pilotlarından biri olarak... ...açıklanmıştı. E, sonra o projede tabii ki yattı. E, rafa kaldırıldı ve açıkta kaldı. Birkaç sene sonra... José Manuel López'i Juan Manuel Fangio'dan sonra bir FIA Dünya Şampiyonu olan ilk Arjantinli olarak gördük. Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda. Yani gerçekten nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Ve e, geçinebilmek tabii ki hani biz biraz daha bu ara <laughs> düşünüyoruz geçinsek de yeterli falan diye. O bir şey değil ama tatmin duygusunu, sportif tatmin duygusunu e, yarıştığın seride bulabilmek için iyi bir psikolojik desteğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani eminim ki e, gidip şimdi Tom Kristensen'e sorsak ya F1'de yarışmak isterdim diyebilir. Adam yani başarı, başara, başardığı, yani şöyle söyleyeyim başaramadığı bir şey kalmamış bulunduğu alan içerisinde. Ama onun bile aklında olması bence çok iyi bir şey değil. Ya da işte Alan örnek verebiliriz Tom Christensen'le. Başarıları elde etmiş birinden bahsediyoruz. Formula 1'de çok hatırda kalmayan, ha evet o da yarışmıştı diye hatırladığımız vakit bir vakit geçirdi. Ama sonrasında spor otomobillerde başarıyı buldu. Yani başarıyı bulduktan sonra, rahat edebildiğin seriyi bulduktan sonra, kendini çok büyük sıkıntılara sokmayabileceğin bir alan açabildikten sonra bence kendini başarılı adletmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama o da gerçekten kolay değil. Yani Stoffel van şimdi çok ukde kalmıştır onun içinde. Hala bir fırsat olsa da F1'e geri dönsem diyordur. Nick de Vries Formula 1'de belki hiç yarışamayacak. Ama biz onu kötü bir pilot olarak mı düşüneceğiz Formula 1'de yarışamadığı için? Ya da Van Dorn'a Formula 1'de bence gerçekten kötü bir pilot olarak yarıştı. Ama bu onu kötü bir pilot yapmıyor. Ve şeyden bahsediyoruz işte, Lewis Hamilton iki sene üst üste vasat sezon geçirse, ya o öbür şampiyonluklar yalan mıydı diyebilecek kadar da şey davranıyoruz, unutkan davranıyoruz ya da art niyetli davranıyoruz bazen. O yüzden bence bu konularda böyle bir şey var. Eee bir uçurum var. O uçurumun kapatılması gerekiyor Eşin fiziksel kısmı ve eşin psikolojik kısmı konusunda. Ben en büyük farkın oradan yaratılabileceğini düşünüyorum. Evet, yani bir de biraz böyle biraz düşününce üstüne acaba diyorum hani Formula 1 çok şu an biraz şehresiz devişse de işte beyaz erkek, zengin Sporu title'ı hala çok yoğun bir şekilde var. Ee, o evet. biraz böyle oynanmaya çalışıyor. Aslında o karakter hani bu söylediğimiz beyaz zengin erkek karakteri psikolojisinin bozul, bozuk olduğunu kabul etmekte bir yenilgi aslında. Ya da hı. bozuk olmasa hı hı. bile bunu... Iı, yani benim bir desteğe ihtiyacım var demek de bir yenilgi gibi. Hı -hı. O yüzden çok zor. Yani Belki o anlamda Nando'nun yaptığı şey çok büyük belki de şu anda. Bunları Hı. bir şekilde çıkıp konu ve çok genç daha çok normal yani. Yeni bir nesil biraz daha şey yok onda ya. Öyle şeyleri o katı kırılması gereken duvarları, kabukları çok daha yok gibi. Onu görmek güzel çünkü direkt bir şey inşa edebilmek daha kolay. Her, olan bir şeyi yıkmak zorunda kalmıyorsun öncelikle. Bence işte şey, kadın pilotların motorsporlarında biraz daha varlığının artmasıyla birlikte önümüzdeki 7-8 sene içerisinde. Onun da organik bir şekilde olması gerekiyor çünkü. Zorlama olduğu zaman daha çok tepki bile çekebiliyor. Çok ince bir dengesi var açıkçası. Bence öyle bir eşitlikte geldiğinde işler çok daha net, çok daha güzel bir noktaya gelecek diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi şey var, yani o o kırılganlık... O kırılganlığı göstermeme duygusu biz bilmiyorduk belki işte sosyal medya dışında sadece yaptıkları röportajlarda ve haberlerde pilotların ne düşündüğünü biliyorduk. Şimdi onlarla biraz daha iç içe olduğumuz için onların kırılganlıklarını da onların tereddütlerini de daha fazla bilebiliyoruz. Bu da bence herkes bildiğine göre bir şey saklamama gerek kalmıyor duygusuyla birlikte işi çözmeye daha kolay bir gidişat olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle yani o noktada belki sadece pilotları da değil işte çalışanları da buraya katarsak yani takımların bu konuda çok daha iyi çalışması gerekiyor. Son dönemde işte motorsport.com'da bir mühendisin ağzından no name, yani no isimsiz bir şekilde verilen bir yazı vardı. Beni çok etkiledi açıkçası. Şu anki temponun ne kadar zor olduğu ve çalışma saatlerinin aynı zamanda ne kadar bir mobbing seviyesinde olduğu. O yüzden de hani bu psikolojik tar Ya mental tarafı mutlaka içeri getirmek gerekiyor. Çünkü başarı da öyle geliyor bence. Hani Hamilton'ın <laughs> mesela çok yani çok fazla şey vardı hikayede ama en büyük şeylerden bir tanesi mesela Angela da bu konuda bence sadece bir fizyoterapistin ötesinde çalışıyor. Ve birinin yanında durması gerekiyor. O kötü anında ya da iyi anında da hani. Ama işte bu bile yetersiz aslında. Gerekiyor. Fizyoterapistinin o işe de bakıyor olması başka bir şey. Bir taraftan bu iş tamamen Bilen bir terapistin, işte spor terapistinin yanında olması başka bir şey. Yani o doğruya evet. bir şekilde ulaşmış ama yine de eksik bir yoldan ulaşmış. Hem de belki de. yapıyordur gibi. Hani o belki kapılar hmm. arkasında biri vardır. Ha, hani belki, onu belki çok böyle öne çıkarmak istemiyorlardır diye düşünmek istiyorum. Aslında yani. çıkarmak böyle... gerekiyor ki örnek olsun. Yani ben olsam en azından bundan bahsederim. Şey yaparım ki örnek olsun. Yani sadece yani yarışanlar değil ya da işte takımdakiler değil. izleyenler için de bunun gayet okey olduğu. ...spor salonuna gitmek gibi veya işte e, fizik tedaviye gitmek gibi e, doğal olduğu ve yapılması gerektiği... ...aslında ertelenmemesi gerektiğinin de anlatılması gerekiyor. O yüzden gerçekten şey yani ana konumuzun çok güzel etrafında dolaştık <laughs> böyle ama... bir e, 1'de başarılı olmak ve diğer taraflarda başarılı olmak arasında... ...başarı açısından bir fark yok çünkü başa başarılısın. Ama birinde süperstar oluyorsun, milyonlar kazanıyorsun. Diğerinde de bu arada milyonlar kazanabiliyorsun ama daha dar bir alan içerisinde. Yani o yüzden pek çok örnek verebiliriz zaten işte yani Formula 1 içerisinden de örnek verdik dışarısından dışından da örnekler verdik. Formula 1'den yolu geçip de tutturamayanlar var ya da işte tam tersi şöyle de bir durum var işte Andre Lotterer'in Belçika Grand Prix'sinde Caterham'la yarışması. Yani Formula 1'de yarıştım demek için yarışmış oldum ama bana çok bir şey katmadı çünkü aracım çok iyi değildi. Video üstüne ben zaten başarabileceklerimi başardığım için böyle bir bunda yapmış oldum dedi. O hoşuma gitti benim. Yani o çok tepeden bakan bir şey değil de Formula 1'de sadece olmanın başka serilerde yarışlar kazanmaktan daha iyi olmadığını da gösteriyor bir taraftan. Şimdi tabii artık o eşitsizliği de çözmeye çalışıyor yeni yılla birlikte, yeni dönemle birlikte daha doğrusu Formula 1. Ama yani motorsporları sadece Formula 1'in dışındaki serileri unutarak veya işte sadece Formula 1'e iliştiğin zaman başarılısın, geri kalanlarda başarısızsın demek çok doğru değil. Profesyonel bir pilot olabildiysen, bir takım seni e, istiyorsa ve sana para vererek seni yarıştırıyorsa bence zaten başarılı olmuşsun demektir. Çünkü öbür türlü sonu yok. Yani e, 7 şampiyonluk kazanırsın, niye 8'inciyi kazanamadın dersin. 8 olur, niye 10 olmaz dersin. Onun hiçbir zaman sonu yok. Yani sen bir şekilde kendini eksik hissetmeye programlıyorsan kendini ya da işte bunu bunun önüne geçebilecek psikolojik desteği almıyorsan onun hiçbir zaman sonu yok. Yani bir şampiyonluk da çok mutlu edebilir ve tatmin edebilir seni. Bir yarış galibiyeti de seni çok mutlu edebilir. Veya işte sadece Formula 1'de yarışmış olmak da seni mutlu bir insan yapabilir. Herkes tarihin en iyisi olmak için de oraya çıkmıyor aslında. Bir de böyle bir zorunluluk da var. Atıyorum şey de yok yani belki. Karting'le birlikte yarışmaya başlayıp ha ya ben bundan keyif alıyorum. Bundan biraz da para da kazanacağım ama çok yukarılara gitmek gibi bir hedefim yok diyen birini de hor görmemek gerekiyor bence. Onun isteği ve onun hayatı da o şekilde gidecek. Yani her girenin o yüzden formda bir şampiyon olmak istemesi gerekmiyor. İstememesi gerekiyor değil ama istemesi gerekmiyor. Dolayısıyla o rahatlığı o alanı bırakabilecek bir eğitim birazcık FIA'nın, birazcık işte diğer serilerin şey yapmasıyla ortaya çıkacak. O şartlarda oluşuyor diye düşünüyorum artık yani. Evet yani hepimizin bu anlamda hani bizim de belki sosyal medyada işte fikir evet. beyan ederken çünkü mesela Fers şampiyon oldu ve şu an sorular şey hani bir daha olacak mısın? Hadi şey bu sene olacak. Evet işte bitmiyor yani. hiçbir zaman hiçbir bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Yani belki herkes de işte dayı güçlü kalamıyor bence bu tarafta. O çünkü Hı -hı. çok netti yani ben bir tanesini aldım. Hani ikincisi de gelseydi mutlu olurdu bence bu arada ama ha bir tane bana yeter diyor ve gerçekten mutlu ve şey gözüküyor kendi halinden. Yani ben zaten oldum işte şampiyon bir kere daha ne istiyorsunuz diyor. Ve bunu herkes de diyebilecek güçte ve karakterde de olmayabilir. O anlamda da biraz böyle beklentileri belki ya da bir kere çok yakın süreçte belki işte Şumaire gördük 2000'lerde 7'yi aldı. Aslında çok hani formaya bir tarihini düşününce İlk başta Fangio bir e, uzun dönemli işler yapıyor, şampiyonluklar alıyor. Ondan sonra yani tabii ki ara ara işte dörtler, üçler geliyor ama hani hiç yediye yaklaşan bir rakam olmuyor. Son 20 sene içerisinde iki tane yedi dünya şampiyonumuz oldu. Belki de Hatta işte dominasyon. Dört şampiyonuz. Dört şampiyonuz, şampiyonuz oldu. Üstüne. Hani dominasyona çok alıştık sanki. Yani evet. o yüzden de belki hep beklentimiz işte ya başta işte ben de mesela belki ol, olmak istiyorsa bu arada buyursun. çok bekleriz daha fazla şampiyonluğu ama belki de istemiyor yani. Belki de işte iki tane, Bundan üç tane. Bundan sonra ekstra oluyor. olacak onlar için Evet. Aynen öyle. O yüzden çok da ya biz de belki işte beklentilerimizi böyle ya da sorularımızı şeylerimizi o tarafa çekmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Hı. Yani evet rekabet iyi bir şey tabii ki. Yani profesyonel sporların olabilmesinin sebebi aslında rekabet. Ama burada e, senin ne kadar hayatından veya kendinden ödün vermek istediğini senin belirlemen gerekiyor bir sporcu olarak. Sporun kendisi veya bulunduğun şartlar senin yerine bunu belirliyorsa bence burada bir problem var. Onu çözdükleri zaman isteyen olabilir. Yani 10 şampiyonluk peşinde koşmak isteyen ve ondan mutlu olacak birisi varsa kendi istediği için, kendi şartlarında. Tabii ki bunu yapabilir. Ama bir yarış galibiyetiyle dahi tamam ben hayallerime ulaştım diyecek birini de e, sadece tebrik etmek ve onun adına mutlu olmak gerekiyor bence. Kesinlikle katılıyorum. Bugün bu keyifli muhabbete katıldığın için de çok teşekkür ederim ne zaman istersen <laughs> <Buralarda> süper. <ilgili. gülüyor> süper umarım siz de keyif almışsınızdır biz biraz böyle bir konu belirlemiştik ama tabii konuştukça konu böyle farklı noktalara da geldi ama sizin de böyle keyif alacağınız biraz da farklı noktalardan baktığımızı düşünüyorum Ben yani çok konuşulmayan özellikle hani Türkiye'deki e, ...community içerisinde çok konuşulmayan konuş konulara konuştular. Güzel yorumlar atarlar diye düşünüyorum. Altına insanlar ne düşündüklerini de yazabilirler bence zaten. Çünkü e, bizim kaçırdığımız bir nokta falan vardır. Sen de zaten yorumları okuyorsun, genellikle cevap da veriyorsun diye evet. tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum çünkü. E, buradan böyle bir e, güzel bir şey çıkabilir. Belki işte sana e, soru cevap şeyleri de çıkabilir. Yani bu, bu videonun da konuştuğumuz şeylerin devamı da bence izleyicilerde bir şeyler yaratacaktır diye düşünüyorum çünkü herkesin katkı verebileceği tarzda bir konu diye düşünüyorum bu. Kesinlikle çok herkesin kendi bakış açısının olabileceği bir konu. O yüzden sizin de yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. Ee, kanala abone olmayı da unutmayın. Böylece videoları kaçırmazsınız hem bana destek olmuş olursunuz. Tekrardan çok teşekkür ederim Ali. Ee, seni burada bu ağırlamak çok keyifliydi benim için. Video hoş, hoşlarına gittiyse likelasınlar da. <laughs> evet like da. <laughs> evet her seferinde unutuyorum. Like, comment, subscribe. <gülüyor> <gülüyor> bu benim için zor kısım. <laughs> Likelamayı da <laughs> unutmayalım lütfen videoyu tabii ki beğendiyseniz ve haftaya yine görüşmek üzere.